Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Koordinasyon Merkezi 19. Genel Kurulu toplantısını 10 Ağustos Çarşamba günü Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Gündem maddesinin gündem almasını oylarını sürüyorum. Kabul edenler. Tamam, alınmıştır. Devam edelim. Büyükşehir Belediyesi'nin alanında uzman personelleri ve yatırımcı firma yetkilileri Hatay'ın altyapısının geleceğe dönük inşasında yapılacak altyapı çalışmalarını derinlemesine değerlendirerek konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Temiz toplum, temiz çevre sloganıyla yola çıkan ekipler 16 kilometre ile Türkiye'nin en uzun sahili ve doğal plajı olma unvanına sahip olan Samandağ Çevlik sahili başta olmak üzere Erzin Burnaz plajı ve Dört Yol ilçe sahillerinde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca ekipler gün içerisinde gerçekleştirdikleri kapsamlı temizlik çalışmalarının yanı sıra 22 ve 6 saatleri arasında Hatay'ın her ilçesinde temizlik hizmetlerine aralıksız devam ediyor. İl genelinde yol bakım, onarım ve iyileştirme seferberliği kapsamında Arsuz ilçesinde beton asfalt çalışmalarına başlandı. Dört Yol ilçesine bağlı Çökek Yaylası yoluna da beton asfalt uygulandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kumlu ilçesinde pazar arabası dağıttı. Hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz sloganıyla yola çıkan 8 kişilik evde bakım hizmet ekibinin yeni adresi İskenderun oldu. Ekipler Piri Reis Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi ve Denizciler Mahallesi olmak üzere 3 ayrı yerde ikamet eden yaşlıların temizlik ve kişisel bakımını yaparak, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayarak, yaşam standartlarını yükseltip hayata daha olumlu bakmalarına katkı sağlıyor. Hatsu, Samandağ ilçesinde kanalizasyon hattı bulunmayan noktalar için geliştirdiği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Samandağ ilçesi Kurtderesi mahallesine 350 metre kanalizasyon hattı çekildi. Dört Yol ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Yıldırım Sokak'ta başlatılan ve bölgeyi rahatlatan çalışma kapsamında 560 metre yeni hat döşendi. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya gelerek hem 2,5 yılda yapılan hizmetleri anlattı hem de talepleri dinledi. Şeffaf belediyecilik anlayışını benimseyen ve bu anlayışıyla halka hizmet vermeyi sürdüren Başkan Culha, sürekli istişare halinde oldukları muhtarların mahallelerdeki sorunlarının çözümünde önemli rol üstlendiklerini ifade etti.